Milli Eğitim Bakanlığı KPSS'de yüksek puan alan öğretmen adaylarının mülakatta elenmesi üzerine başka adaylara torpil yapıldığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Birçok adayın mağdur edildiği mülakat krizinin bir benzerinin polis akademisinin açtığı polis amirleri seçme sınavında yaşandığı öne sürüldü. Gazeteci Tolga Şardan mülakatta yaşananları köşesine taşıdı. Asıl kaybetmesi gerekenlerden kazananlar olup olmadığını sorguladı. Lise matematikte Türkiye 68. .'si oldum. Ailemden çocuğumdan feragat ederek, çalışarak geçirerek bu dereceyi, bu başarıyı elde ettim. Sözlü mülakatımın da çok iyi geçmesine rağmen, mülakattaki hocalarımın beni tebriklerle uğurlamasına rağmen, ben şu anda 55 puan aldım. Tepkileri neden olan Milli Eğitim Bakanlığındaki mülakat sorunu, Emniyet Teşkilatında da yaşanıyor gibi görünüyor. Polis Akademisi'nin açtığı polis amirleri seçme sınavında mülakatta yaşananları gazeteci Tolga Şardan köşesine taşıdı. Yazıdaki ayrıntılar mülakatların objektif yapılmadığına işaret ediyor. FETÖ ile mücadele hep beraber edelim. Ama FETÖ soruları çalarken farklı bir şey mi yaptı? Onlar soruları çalarak kendi yandaşlarına alan açtılar. Sizler mülakat yaparak alan açıyorsunuz. Emniyet Teşkilatı'na insan kaynağı sağlayan Polis Akademisi Başkanlığı, teşkilatta en küçük amir rütbesi olan komiser yardımcısı yetiştirilmesi için geçen Ekim'de özel bir sınav yaptı. Yaklaşık 33 bin polis memuru başvurdu. Seçilen 925 erkek ve 75 kadın polis komiser yardımcısı olarak yetiştirilecekti. 17 Ekim 2021'de yazılı sınav yapıldı. Ardından 965 kişi ikinci aşama sınavlara çağrıldı. Bunlar arasında 45 kişi haklarında devam eden çeşitli soruşturmalar nedeniyle elendi. Alınması öngörülen sayıdan daha az sayıda aday polis sınavda başarılı oldu. Yazılı sınavda başarılı olan 920 aday fiziki yeterlilik sınavı ve mülakata girdi. Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Akademisi yerleşkesindeki ikili sınavın fizik testinde 17 aday daha kaybetti. Fiziki yeterlilik sınavı kameralarla kayıt altına alındı. Kalan 903 aday mülakatı alındı. Mülakat sonrasında açıklanan sonuçlara göre 595 aday sınavı geçti. 308 adaysa mülakatı geçemedi. Ortalama 70 üzeri puan toplamayı başaran 595 polis memuru, yabancı misafir öğrenciler ve daha önceki sınavla ilgili yargı kararı sonrasında kursa girmeye hak kazanan 74 adayla beraber toplam 664 polis amir olabilmek amacıyla 10 gün önce Polis Akademisi'nde eğitime başladı. Şardan'ı konuşan Emniyet Sen yönetimindeki Faruk Sezer, mülakat öncesindeki puanlamaya göre ilk 20'ye giren 7 adayla ilk 10'a giren 4 adayı mülakatta kaybettiğini söyledi. Bazı adayların mülakat öncesi yüksek puan alsalar da mülakatta kaybettirildiğini belirtti. Mülakat tartışmalarının sıcak olduğu bu günlerde emniyetle ilgili de yapılan bu sınava başvuru sırasında asil adayların dışında neden yedek aday tespiti yapılmadığı, yazılı ve fiziki testlerden ortalamayı tutturamayıp mülakatta yüksek puan verilenlerin olup olmadığı soruları şimdilik yanıt bulmuş değil. Sınavı yapan polis akademisi de sessizliğini koruyor. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. KPSS'de aldığı puanla Mülakatta verilecek puan aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Danıştay kararına uymayan bir yönetim olabilir mi?